Kanko kızım, lütfen bana bir bardak su getirir misin? Tamam büyük anne. Anandenin annesinin yazdığı mektubu sanırım şu zamana kadar sakladın. Sana yırtıp atmanı söylemiştim. Anandi bunu bulursa ne olacak? Bu mektubu okumak Anandi'nin hakkı. Bu mektup onun 18. yaş günü için yazıldı. Evet. Hadi git ve ona bu mektubu ver. Bu mektubu okuduktan sonra da hemen ne yapacak onu da biliyorsun, öyle değil mi? Bu mektuptan sonra annesi vefat etti. Ama biz Anandi ile ilgilendik, biliyorsun. Onu bana ver. Hemen yakacağım. Olmaz büyük anne. Ne oldu? Neden ikiniz de bu kadar gerginsiniz? Peki. Tamam. Giymek istemiyor musun? Giyme. Cigar. Lütfen. Bugün seninle kavga etmeyeceğim. Birlikte ilk gecemiz. Beni zorlayamazsın Cigar. Cigar. Cigar! Hayır Cigar, lütfen. Lütfen bunu yapma. Beni dinlemiyorsun. Sen beni zorluyorsun. Bu ses de ne? Bir şey mi düştü burada? Aa, kedidir o, kedi. Hayır büyük anne. Bu ses Cigar ve Anandi'nin odasından geldi. Ben gidip kontrol edeceğim. Sakin ol. Sen de aynı süreçlerden geçtin. Onlar daha çok genç. Kanku, biliyorsun bugün çok yoruldum. Ayaklarım çok ağrıdı. Ayaklarıma masaj yapabilir misin? Bu bir mihrap büyük anne. Evet, bunu biliyorum. Mihrap. Cigar ve Anandi mihrap da çok güzel görünüyorlardı. Bütün dünyayı gezsek bile Cigar'ımız için Anandi gibi güzel bir kız bulamayız. Sadece birazcık heyecanlı. Sonuçta hala genç. Anandi artık küçük bir kız değil. Önümüzdeki sene çocuğu kucağımızda oyunlar oynayacak. Aa! Ah sen, seni aptal, al şunu. Bir miti. Aha. Büyük anne, umarım canın çok yanmadı. Tamam, sorun yok. Ve miti de sabahtan beri çok garip davranıyor. Sanırım o da Anandi'nin ne kadar gergin olduğunu hissetti. Hayvanların ve kuşların böyle şeyleri hissettiğini duymuştum. Baksana, Anandi hakkında neden bu kadar çok endişeleniyoruz? O Cigar'ın karısı. Benim Cigar'ım paha biçilemezdir. Anandi çok şanslı bir kız. Cigar onu çok ama çok seviyor. Onun için ölmeyi bile göze alır. Ah!
Bu ses de ne böyle? Bir şey düşmüştür, merak etme. Lütfen artık bana inanın. Cigar kesin yanlış bir şey yapmıştır. Anandi ve Cigar'ı beraber gördüm. Cigar Anandi'ye doğru düzgün davranmıyor. Cigar ve Anandi... Sakın. O senin kardeşin. Konuşmadan önce düşün. Miti! Gel hadi büyük anne. Anandi. İkinize de söyledim. Cigar Anandi'ye kötü davranıyor. Anandi! 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 Hayallerimin peşini bu kadar kolay bırakmayacağım. Hatta Cigar'la konuştum. Sen kendine ne yapıyorsun Anandi? Ve neden? Anandi! Anandi dur! Anandi! Anandi neden koşuyor? Anandi! Anandi! Ha dur Anandi! Ne oldu? Sanırım lastik yarılmış. Bir bakmam lazım. Efendim, lastik yarılmış. Yama yapmak 10 dakikamı alır. Efendim, sizden biraz su alabilir miyim? Tabii. Anandi? Bütün gün neredeydin sen? Sanki yer yarıldı da içine girdin. Tanrı aşkına Anandi. Lütfen bana artık derdinin ne olduğunu söyle. Dinle Anandi. Bu kadar sinirlenme artık. Beni affetmek zorunda değilsin. Evet fark etmez. Önemsemiyorsan sorun yok. Ama ben seninle hep ilgileneceğim. Asla bırakmayacağım. Senin arkadaşın. Hala arkadaşınım ve sonsuza kadar. Arkadaşın olacağım. Aklımda her zaman sen olacaksın. Anandi bir şey söyle. Ne diyorsun oğlum sen? Aklını peynir ekmekle mi yedin? Beni birine benzettin galiba.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.